Merhaba. Merhaba. Hey. Bugün yine gördüğünüz gibi çok güzel kutu açılımı yapacağız. Kutu mu dedim? Lar. Pardon, kutular. Yine Dreamers Figure bize birbirinden güzel bir set gönderdi. Zaten Instagram sayfalarını yüklediklerinde ben böyle onun şunlara bak diye koşmuştum, yanına gitmiştim. Çok mutlu oldum. Bana çünkü almak zorunda kalmadım. Evet. Ne yapacaksın? Herkesin bir Dreamers'ı olmalı bu hayatta. Bu arada bu figür kutu açılımı serimizin 3. videosu değil mi? 3. 3. Eğer diğerlerini izlemediyseniz kartlar yukarılarda çıkıyor şöyle. Bakabilirsiniz bir öncekileri ya da ama bu videoyu izledikten sonra baksanız daha iyi olur. Çünkü bu bir set. Bu bir exclusive özel set. 6 figürü topladığımızda ne oluyor Ezgi? Bu oluyor. Ya. Çünkü şey değil mi? Bunlarda hep bir parça var. Bunları toplamış oluyoruz. Bir figürümüz daha oluyor. Evet, daha önce hiç böyle olmamıştı bizim. Çünkü hepsini toplayamamıştık. Mesela bizim Endgame serisinde şeydi, Thanos toplanıyordu. Ama yine Dreamers sağ olsun onu ayrıca gönderdiği için. Evet, mesela bu seti Avengers serisinde böyle tek tek kutu alarak Thanos'u oluşturabiliyordunuz. Peter'dan başlayalım mı? Başlayalım. My name is Peter B. Parker. Hafif tombiş Peter'ımız. Gerçekten çok güzel bir figür. Bak bunu hemen açalım. Anıl beni bu sefer şaşırttı arkadaşlar. Çünkü açmamış. Açmadım. Biliyorsunuz ki öncekilerde açmış gibi yapıyordu size. Ben yakalıyordum. Yazık, böyle tek tek özenle yerleştiriyordu size kutu açılımı yapmak için. Bu sefer kendini zora sokmadığın için tebrik ediyorum. Bir şey değil. Bizim kuşumuz var bu arada. Sen onu açarken ben onu gösterebilirim belki. Instagram'dan takip edenler çoktan gördüler. Çünkü onlar şanslılar. Kuşum da kuşum. Kuşum diyorum çünkü onu çok sahiplenmedi. Üzülmek istemiyor. Atıyor işte. Kafesimiz çok güzel. Bu eve taşındığımızda bu kafes evdeydi. Ama kedimiz olduğu için kuş almayı düşünememiştik tabii ki doğal olarak. Parlaya bir yem yapmak istemedik sonuçta. Ama şimdi aldık. Çok tatlı değil mi? İsmini bilmiyoruz bu arada. Yorumlarda isim önerinizi bekliyoruz. Biz bu konuda biraz manyağız çünkü. Anılcığımın da bu arada bugün doğum günü. Kaç yaşına girdin? Sorma kederdi. Neyse. Ayakkabı detayına bak. Gelin gelin. Dur. Pantuflumla hiçbir yere sığamadım, farkında mısın? Ya pantuflarımı kıskanma. Çek ayağımı. Ne mi oldu pantuflarımı? Dan dan. Ben bakacağım. Hemen onu söylüyoruz. Bu ne Allah aşkına? Donunu çekmiş buraya kadar. Utanç verici ya adam. Ayakkabısını yeni fark etme. Evet. Ya berbat bir halde ya. Poposuna bakıyoruz. Ya poposuna neden bakıyoruz sürekli? Bilmiyorum. Evet, yine her yere oynayan bir kafa yapısı. İçeceği de var. Güzel. Ya tipini çok güzel yapmışlar ya. Tam maskeli halini koymamışlar. Neden? Muhtemelen onu başka bir wave'de yaparlar. Sizi. Ama bu hali 10 numara. Bu kutudan bu çıktı kafası. Şimdi bunu kenara koyacağız. Videonun sonunda bunu birleştireceğiz. Bir de alternatif ellerimiz var. Which is nice. Arkadaşlar ben çekiliyorum. Şimdi sıradaki oyuncu geliyor. Videonun sonunda görüşürüz. Hoşçakalın. Böyle gitmesi de. Bam! Prowler! Wow! Çok etkilenmedin mi? Bir kere kahraman figürleri alırken düşman almazsan düşmanları çatlatamazsın. Ya bu saçlarım ne olacakmış ya? Ne olmuş? Elektrik. Oha! Rüzgü yoksa sen bir mutant mısın? Çık! Prowler! Prowler'ın müziği çok iyiydi filmde. Nasıldı? Mırıldan bakayım. Yapamam işte onu. Yapamam onu. Onu isteme benden. Güzelmiş bu. Delikanlı. Al. Hemen inceliyorum sizin için. Belden bükülme hareketi var karakterimizin. Ve şöyle açılma hareketi var. Geğiriyor gibi adeta. Ya. Poposuna bakıyoruz. Aa, poposu güzel. Ya. Bacağı bir bak, popoya bir bak. Çok komik. Neyse bunu boşuna giymemiş. Bunu örtmeyi tercih etmiş. Çok doğru bir karar. Neyse. More Deadpool adeta. Ya Ezgi hayır. Ah. Aa, içinde bir şey var. Açılıyor mu? Heyecanlandım. Gerçekten bunun içinde ne olduğu kutuda yok. Zengin olduk. İnanamıyorum. Ama yani çok iyi değil mi böyle bir detay koymaları? Evet. Siz gördünüz mü böyle çanta dolusu bir para? Ben görmemiştim ama şimdi var. Yalnız. Kaçıyorum. Bir de bu abimizin yanında kol çıktı. Aa, işte bu videonun sonunda birleşecek olan kol. Bende o kadar çok böyle gereksiz kol bacak var ki. Evet, onlar kayboluyor. Satılıyor onlar, biliyor musun tek tek? E, satalım hadi. Bu ne? Yırtıldı. Ezgi. Sen söyle. Kız. Kız mı istiyor? Evet. Çok güzel bak.
Ve geldi. Gwen Stacy geldi. Gwen Stacy ve Spider-Pig. Niye netlemiyorsun ya? Kalp atışı gibi yapıyor. Ay bu çok güzel. Ben bunlara yakından bakmamıştım bu arada. Anıl bana göstermemeyi tercih etti. Anıl mı? Sanki. Arkadaşlar ne anlatmamı isterdiniz? Doğum günüm bugün benim. Evet, bugün Anıl'ın doğum günü. Saat 12'de doğum gününü kutlayacağız. Doğum günün ilk hediyelerini açmaya çalışıyor şu an. Ben de bir şey almadım bu sene artık. Bunlar gelince dedim ki daha ne olsun ya. Bir sürü oyuncağın oldu. Komik değil. Neden? Ay kız kısamış bu. Kısamış bu. Bunun ışığına ne oldu lan? Hiç ışık yok bu kızda. Bir de bendeki ışığa bak. Güzel oldu bak. Ya bir şey diyeyim mi sana? Hailee Steinfeld'e benzemiyor mu? Biraz benziyor, böyle yüz hatları benziyor. Zaten o seslendiriyor bu karakteri. I'm from another dimension. I mean another dimension. Bu mesela Scarlett Johansson'ın günlük haline de benziyor. Filmdeki değil de benzemiyor. O da saçları böyle garip garip kestiriyor ya. Ama şimdi popo dedim böyle olur. Bir şuna bak. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bak yüzü çok güzel. Vücudunu çok güzel yapmışlar. Ayakkabıları çok güzel. Babetleri o babetleri. Ama yıldızımız Spider-Pig. Yam 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 yam. Aa, kafası da eklemliymiş. Bunun sesini çıkarsam çok güzel olur. Bak olur. Barbie'lerin kafaları da böyle. İşte böyle çok güzel. Of! Çok güzel değil mi? Ben hep Barbie'lerin kafasını çıkarı çıkarı takardım. Ay bu çok güzelmiş. Bayağı güzel. Bunu sakın kaybetmesin. Ben mi? Evet. Neyi mi kaybetmişim de onu kaybettiğim ya? Kaybediyorsun. Sterling'in kalkanını buldun mu? Bir önceki videodan izleyenler bilir. Bir de bu setten bu vücut çıktı. Abimizin kasları. Stiltman'in. Ben güven figürü aldım diyorsun. Yanında bu çıkıyor. Sonra bunu atsam mı, satsam mı, ne yapsam bilemiyorsun. Sen de satmıyorsun. Ben diğer kol bacaklarla birleştirebiliyorum ama. Şimdi şey sanmayın. Böyle gösteriyoruz, geçiyoruz. Bunları bir de komple bir arada göreceğimiz için o tam nasıl pozlanmış, ne kadar bükülmüş onu da anlayacağız. Yine de gördüğünüz gibi action hareketlere müsait. Evet, bir de böyle bir kafamız var. Canımız isterse, bizim canımız isterse bunu değiştiririz. Bu da çok güzel. Tamam. Haydi sıradaki. Kız bir tane değil mi? Şimdi Miles Morales bekleniyor biliyorum. Ama suspense. Evet. O yüzden sırada Frogman. Saçma karakterimiz var. Bunun hikayesine bakalım mı? Öbürlerin hikayesini bildiğimiz için bakmadım. Tamam hadi. Bu çok bilinmediği için bakayım. Eugene Patilio Frogman kılığına girip ailesinin namını yeniden kazanmak için bu kulağa girmiş. Hı. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadım. Dinlemedim bu arada. Bir şey daldım. Ya ne kadar ayıp ya. Yoksa yarın ne kadar harika bir doğum günüm olacağını mı düşünüyordun? Kesinlikle. Kuşun ismi olmadığı için hep kuşum derim. İnşallah kuşum demeyi öğrenmez. Yalnız öyle burun bükülmesin. Burun bükülmesin. En iyi karakterlerden biri bu Wave'deki. Çok parladı. Nasılsın? Böyle iyi değil mi? İyi. Aksesuarları da var. Yine kol çıktı yanından. Bayağı iyi. Abimiz bu şekil. Öyle. İşte o onu zıplatıyor ya. He doğru. Yay var işte. Tamam yaymış bu. Ben mıknatıs sandım da. İşte eskicim ya, eskicim ya, of. Tamam her detayı bilmek zorunda mıyım? Ya nasıl? Ya? Ne oldu? Korktum içindekinden. İçindekinden. Yalnız gerçekten böyle yakından bakınca hani bir diş mi o derken korktum. Poposuna bakıyoruz. Su içmeye gidildi. Frogman iri görünüyor ama o kadar da uzun iri bir abi değil. Bu kamera çok sallanıyor. Bugün prodüksiyon anlamında çok tadım kaçık. Ya bu eldivenlerle olmuyor ama. Yalnız sağlam. Çünkü bacakları palet. Ya. Sorry. Düşmanlarımızı bir yan yana görelim. Ha bir dakika, buradan eş zamanlı olarak fener açamaz mıyım? Tam hayal ettiğim gibi olmadı ama fena da değilim si. Ay, pelerim söndü. Geçemedim, çok kısaymış. Hilaldır, mutlu yıllar sana. Ya, pasta bu. Günün ilk pastasını aldım. Yemin et. Evet. Ne ara soktun bunu eve? Hiç beklemiyor muydun? Valla pasta falan beklemiyordum. Bak bunlar senin yıldızların. Üç dilek hakkın var şimdi bu pastada. Bir de akşam pastan olur belki. Doğum günde istediğim bir şey var zaten. Ne? Pasta ve sevgi. Ay çok tatlılar. O zaman hadi bir tane dilek tutuyorum. Anneanne kimiz aldık. Teşekkürler anne. O zaman dilek tutuyorum. Hadi. Bu dileğimi söylüyorum o zaman. Ezgin kanalının bir an önce 1 milyonu geçmesi. Bu pastamla beraber dilediğim dilektir. Ne? 3 dilek hakkım var dedim ya. Ha, o zaman Ezgi'cim sağlık diliyorum. En önemlisi o. Sağlık diliyorum. Tüm sevdiklerimize diliyorum. Bravo.
üfleyelim. Hadi bakalım. Gelin çocuklar. Thanos gelmesin. Wolverine olur. Ya şey de gelsin. Kork da gelsin. Ya bu durmuyor bu ince bacak. Ya gider misin? Tamam. Mutlu yıllar aşkım. Bravo bravo. Teşekkürler. Biz gidiyoruz. Belki sıkıcı. Yapma. Biz mola verip geleceğiz. Çünkü bir anı çekiyor. Asla burada pasta varken başka bir şeye odaklanamaz. Geldik. Ya arkadaşlar mutluyum. Pastayı asla dilimlemedim. Direkt anının önüne o tabağı verdim ve onun keyfini yaşadı az önce. Bugün daha da önemli bir gün aslında. Evet. Az da pasta var. Gerçekten. Evet. Yenildi dedim zaten. Bugün bizim Ezgi ile sevgili oluşumuzun of. 10. yılı. Ya... Ya. Marvel'ın 10. yılı da neymiş? Bizim 10. yılımız. O yüzden kamera arkası biraz daha romantik değil. 10. yılımızın hatırına sizin sorularınızı alacağız. Instagram Ezgi'nin kanalı sayfamda benim. Evet, almaya başladık siz bunu izleyene kadar. Evet, biz almaya başladık bile ama tabii ki biriktireceğimiz için hala gelme şansınız. Bize merak ettiğiniz soruları sorma şansınız var. Evet, tabii kişisel sorular. Evet, hani Marvel'dır, DC'dir, filmlerdir, bilmem nedir böyle şeyler değil. Bunları zaten konuşuyoruz. Evet, mutluluğum gözümden okunuyor mu? İyi. Biraz bir yorgunluk var ama. Evet, biraz bence de var. Bir sonrakine geçiyorum çünkü. Hadi. Çok iyi. Like what's up danger? Like what's up danger? Bak bunu heyecanla bekliyordum. Aç ve bakalım hemen. Paralel evrenler birleşiyor. Ay çok güzel. Tipe bak. Aşırı ponçik. Gerçekten güzel ya. Çok güzel yapmışlar onu. Ya animasyon karakteri olduğu için daha da güzel olmuş tabii ki. Bir sorun var. Ne? Kulağı. Böyle bu çocuğun kulağı. Öbürüne bakayım. Kulağı bükülmüş. Ya. Olsun. Alp abi bunun kulağı bükülmüş. Olmamış bu. Orijinal benim figürüm paha biçilemez. Bakın. Kulağı bükülen belki de tek figür. Kendisi aslında ne kadar ince biri gördünüz mü? İşte ben de böyleyim. Kendimi buradan nasıl bağladım? Çünkü ben de hep böyle salaş ve kalın şeyler giyiyorum. Ve hep şişman sanılıyorum. Google'a bir Ezgi Zorba yazdım. Her şey o kadar yanlış ki. Çok teşekkür ederim yazanlara. Hani emek vermişler ama hepsi birbirinden almış. Ama bu çıkmıyor. Alp abi bu çıkmıyor. Kuşu niye atıyor sizce? Kuşu en son oyuncakların arasına koyacağım. Evet onu da poz değil. Kuşumuzu aldık. Ondan sonra ikinci gün falan işte bir uçurduk. Yok ortalıkta. Bulamıyoruz bu odanın içerisinde. Gördüğünüz gibi her yer oyuncak olduğu için. Sonra bir baktık oyuncakların arası hareketsiz bir şekilde duruyor böyle. Oyuncak sayfasında kuşun bayağı bir kullanacak bence. Ben size diyeyim. Yalnız çok tatlı ya bu figür. Of Anıl çok güzel gerçekten. Ya çok güzel. Bundan da böyle bir şey çıktı. Air Jordan'ları. Havalı. Hani Nike işareti yok. Reklam almamışlar figüre. Ya ben buna Nike logosu yaparım ki. Yap sen yap evet. Yapacağım. İkisinin boyu önemli. Evet boy sıralaması. Maalesef küçüklüğü ya. Bir tane kaldı zaten. Ondan da bir tane kalmadı. Sonra bir tane daha kaldı işte parçaları birleştireceğiz ya. Tabii. Ve son olarak özellikle Daredevil dizisinden bileceğiniz The Hand örgütünü bilirsiniz. Bu da oradan bir ninja abimiz. Oha neler olmaktaydı bir dakika. He işte o karakterin bacakları. O ne kadar büyükmüş. Aa bayağı uzun olacak. Evet. Ben böyle beklemiyordum. Çok saçma. Standı da var. Bayağı başarılı değil mi ya? Çok iyi. Hand ninjamıza bakalım. Abimiz bu şekilde. Elleri var işte. Ne bu? Aa valla orak mı diyeyim tırpan bir şey. Bir de çapa mı diyeyim. Kılıcı var. Ya tamam. Alternatif el olayını artık her figürde yapıyorlar. Aa ama kılıcını çıkaralım şimdi bak çünkü yeri var. Aa kını da var. Aa çok güzelcik oturdu. Ay gözleri ne böyle? Gözleri beyaz. Aa korkunç. Anıl bu eldiven hali. Ya Ezgi ben neden böyle oldum? İyi ki eldiven takmışsın yani. Geçen videoda sanmışlar ki eldiveni şeyden dolayı takıyoruz. Koronadan. Hayır canım. Ne alakası var ya? Yani bu figürü böyle gösterirken daha temiz gözüküyor bence. Evet. Eldense. Aa ayakları ne biçim? Bunlar ne ninja kaplumbağa mı? Of. Bak şimdi. Evet şimdi bahsettiğimiz karakterimizi birleştiriyoruz. Elimizde olan parçaları buraya bir koyalım. Yumruk elli falan da var. Hmm. Tamam bunu nasıl yapıyoruz Ezgi? Ay onu Allah aşkına. Ne var ki? Ama bak burada gösteriyor. Ben biliyorum anladım. Ona gerek yok ki. Muhteşem. Çok saçma şimdiden saçma. Nasıl sığacak kameraya ya? Hah oldu.
Pin komikti. Olmadı ama neyse. Ha oldu. He oldu işte canım. Arkadaşlar bu ne ya? Bak şunu şöyle çevirmek gerekiyormuş. Bak Ezgi'cim bunu da buna takızlıyoruz. Tamam. He. Aa kolay otur. Bir dakika ters mi oldu ya? Yok. Yok. Kafayı da tak. Sanki Ultron'u yaratıyor. Ya çok zormuş ya. Yapabiliriz Ezgi. Ay ben de düşüyordum. Tamam. Tamam. İşte böyle bir abimiz. Şöyle boy oranı. Stuntman. Şimdi. Evet. Figürlerimizi yanlarına dizelim. Hadi pozlamaya geldik. Her zamanki gibi. Parker'ımız buraya. Güvenimi bak güzel pozladım. Hı-hı. Duracak mı bakalım? Aa, güzel oldu. Durdu. Son olarak. Böyle yapmış onu. Standa koymuş. Aa bu standdan da bahsedecek misin? Tabii ki. Bahset. Onu çünkü bizim bir izleyicimiz yolladı. Of güzel oldu. Değil mi? Çok güzel oldu. Bu stand şöyle arkadaşlar. Yerli üretim stand. Almak isterseniz fiyatı da uygun bulabilirsiniz. Aa bana da Hulk yolladı. Getireyim mi? Getir. Onu da bu videoda göstereyim. Bakın bana da bunu yollamış. Beni unutmamış. Instagram sayfası da Collector House. Yani yanlış söylüyorsak da şu buraya Anıl yazmış olur. Evet. Hadi buradasın. Çok iyi ya kocaman. Zaten Anıl'ın yoktu böyle standları. Çok güzel oldu. Kuşumuzu da buraya koyalım. Gerçek. Evet. Çıkarayım mı? Rahatsız olmayacaksa. Yazık çok uykusu var. Kuşların ben... uyku saati çok önemliymiş de o yüzden. Kuşlar. Allah. Küçük sevimli bir gerginlik yaşandı. Kuşumuz huysuz. I'm a bird. Çok tatlısın. Onu eğitmeye çalışacağız. Bunu öğretmemiz lazım. Bununla bir kaymamız yok mu? Ya bir parkur gerekiyor. Evet kuşa. Buna parkur yapacağız kuşumuza. Ve bakalım yavru daha. Bir aylık dediler. Yavaş yavaş öğreteceğiz. İçmek ister misin? Koskoca Peter Parker'ın elinden içecek içmeyecek misin? Merhaba tatlı kuş. Evet kuşumuz için bir hayırlı olsun alırız. H.O. Instagram'a gelin. Orada bol bol paylaşıyorum onu böyle oyuncaklarla hep. Ondan sonra onun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. Beğen tuşuna basın. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Abone olmak, beğen tuşuna basmak. Evet. Sonra o zaman dediğimiz gibi Instagram'a bekliyoruz sizi muhteşem sorularınızı görmek için. Ondan sonra da kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız. Çok seviyoruz. Video bitti. Pil bitti. O zaman hoşça kalın. Bir sonraki figür videosunda da geldi ve görüşürüz. Bye. Bir de silah var bunun. Çok saçma bir tip ya. Hiçbir yere sığmaz bu. Raf yapsan rafa girmez. Bacaklarımı neye kullanacağımı buldum. Elimse çekiyorum. Ne?